Evet, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. 1921 anayasasıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. İdare hukuk kampının mutlaka anayasa hukuku bittikten sonra eğer idare hukuku kamp videolarını izlemediysen mutlaka bitir diyorum. Tamam. Anayasa ve anayasadan sonra hukuk öğretileri soru bankası kitabındaki anayasa soruları, idare kampından sonra aynı kitaptaki idare soruları da çözülecek. Kaymakamlık sınavı biliyorsun tarih ertelendi. 18 Eylül'den 16 Ekim'e ertelendi. Bu çok güzel bir fırsattır. Görev kaymakamlık kitabını minimum 2 defa tekrar etmeni istiyorum. 2 defa döndüğünde çok rahat bir şekilde gelecek mevzuat sorularını da yapabiliyor düzeye geleceksin. Anayasa ve idare kamp videolarından sonra. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. 1921 Anayasası egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi benimsenmiştir. 1921 Anayasası'nın ikinci maddesinde ise yürütme gücü ve yasama yetkisi milletin biricik ve gerçek temsilcisi olan Türkiye gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır ifadesi arkadaşlar kuvvetler birliğine vurgu yapmıştır. Hocam neyle bu vurguyu yapmış? Dikkat, yürütme gücü demiş, yasama yetkisi demiş, milletin biricik ve gerçek temsilcisi olan Büyük Millet Meclisi'nde toplanır ifadesiyle birlikte meclis hükümet sisteminin benimsediğin açık bir göstergesidir. Peki hocam meclis hükümet sisteminde ne vardı? Yasamada, yürütmede nerede toplanıyordu? Yasamada toplanıyordu. Peki devam ediyorum. Hükümetin doğal başkanı aynı zamanda meclisin de başkanıdır. Toplamda arkadaşlar 23 ana maddeden oluşmaktadır 1921 Anayasası. 1921 Anayasası içinde tekleri barındıran bir anayasadır. Meclis hükümet sistemi benimsenen tek anayasamızdır. Aynı şekilde tek çerçeve anayasamızdır. Tek yumuşak anayasamızdır diyorum. Milli egemenlik ilkesinden ilk kez burada bahsedilmiştir. İsmen geçmiştir. Milli egemenlik ilkesi. Ya hocam milli egemenlik ilkesi ne şekilde geçti? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesiyle geçti hayatımızda. Hocam 1921 Anayasası birçok özelliği barındırıyor. Zaten sınavda senin karşına şu şekilde sorular gelme ihtimali çok yüksek. Aşağıda verilenlerden hangisi 1921 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir? Veya da bir tık değiştiriyorum. Tek yumuşak anayasa, tek çerçeve anayasa, meclis hükümet sisteminin benimsendiği, milli egemenlik ilkelerinden bahsedildiği bir anayasa derse hemen doğrudan nereye gidiyorsun? Yine 1921 Anayasası'na gidiyorsun. 1921 Anayasası'nın bir önemli özelliği daha var. Nedir? Dikkatini bana topla. Bana bak şimdi. Bana bak. 1876 Kanuni esası devam ederken 1921 Anayasası ortaya çıktıysa 1921 Anayasası 1876 Anayasası'nı mantıken bitirmiş olması gerekmez miydi? Evet gerekirdi. İşte burada olmadı. Örnek veriyorum. 1982 Anayasası yapıldığında 61 Anayasası ortadan kalkmıştı. 61 Anayasası yapıldığında 24 Anayasası ortadan kalkmıştı. 24 Anayasası yapıldığında geriye doğru gidiyorum dikkat ediyorsan 21 Anayasası'nı ortadan kaldırdı. Ama 21 Anayasası yani 1921 Anayasası kabul edilmesiyle birlikte 1876 Kanuni Esası yürürlükte olmaya devam etti. Tekrarlıyorum. 1876 Anayasası 1921 Anayasası'nın kabulüyle birlikte ortadan kalkmadı, olmaya devam etti. O zaman nasıl bir durum ortaya çıkıyor? 1921 Anayasası'nın kabulüyle birlikte çift anayasalı dönem hayatımıza girdi. O zaman 1924 Anayasası kabulüyle birlikte hem 1921 Anayasası ortadan kalktı hem de 1876 Kanuni Esası dönem ortadan kalktı. Yani 1876 Anayasası yürürlükten ne zaman kalktı derse cevap 1924 Anayasası'nın kabulüyle diyeceksin. 1921 Anayasası ne zaman ortadan kalktı derse 1924 Anayasası'nın kabulüyle diyeceksin. Çift anayasalı dönem ne zaman son buldu dersen ne diyeceksin? 1924 Anayasası'nın kabulüyle. Çift anayasalı dönem ne zaman başladı derse 1921 Anayasası'nın kabulüyle diyeceksin. Bunların her biri ayrı ayrı bir soru tipidir. Sınavda karşına gelme ihtimali çok yüksektir. Tamam? Peki, çıktım ekrandan devam ediyorum.
çift anayasal dönemi anlattık. Bu durumda 24 anayasanın kabulüne kadar devam etmiştir. Büyük Millet Meclisi vilayetteki halk tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Büyük Millet Meclisi seçimi 2 yılda bir yapılır. Seçilen üyenin süresi 2 yıldır, yeniden seçilmek de mümkündür. Seçilme yaşı kaçtır? 18'dir. Yargı organından ve temel hak ve hürriyetlerden, işte çok önemli bir özelliği daha arkadaşlar. Burada bir olağanüstü bir durum, savaş dönemi, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele dönemi baz alındığında, işte burada yargı yetkisinden, temel hak ve hürriyetlerden hiç bahsedilmiyor. Tamam. Nereden bahsedilmiyormuş? Temel hak ve hürriyetlerden hiç bahsedilmiyor. Yargı yetkisinden hiç bahsedilmiyor. Zaten vakit yok, vakit. Vakit olmadığından dolayı bu anayasanın madde sayısı az. Vakit olmadığından dolayı çerçeve anayasa olmuştur. Tamam. Peki devam ediyorum. Vakit olmadığından dolayı meclis hükümet sistemi benimsenmiş ve yürütmeyi ve yasamayı yasamada birleştirmişler. Olayın temel mantığını anlıyorsun değil mi? Yani burada yürütme erkin ayrı bir yerden seç, oylama yap vesaire, bunlarla uğraşmıyor. Yasama erkini uğraşmıyor. Tamam. Her şey diyor yasamada toplandı, meclis hükümet sistemi. Efendim diyor anayasa, anayasayı diyor madde sayısı bakımından az tutun. 23 ana 23 madde yeterlidir. Ne oldu? Adı ne oldu? Çerçeve anayasa oldu. Tamam. Milli egemenlikten bahsetti mi? Etti. Yumuşak anayasa mı? Evet, yumuşak anayasa. Neyin değiştirilebilir, neyin değiştirilemez olduğunu daha ortaya koyamıyoruz. Neden? Bir devlet kurma çabası, bir milli mücadele dönemi var burada. Tamam. Devam ediyorum. Yargıdan, temel hak ve hürriyetlerden hiç bahsedilmiyor. Peki, Türkiye'nin coğrafi durumu ve ekonomik ilişkileri dikkate alınarak, ekranda değilim değil mi? Dikkate alınarak vilayetler de kazalara, kazalar da nahilere ayrılıyor. Yani yerinden yönetim ilkesinden benimsenmiştir. Yerinden yönetim ilkesi benimsenmiştir. Çok önemli bir özelliktir diyorum. Peki devam ediyoruz. 1921 Anayasası'nda 23 değişiklikleri bir milat değişikliğidir. Hocam nedir bu 23 değişiklikleri? Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet şekli, dikkat, hükümet şekli Cumhuriyet olarak kabul edilmiştir. Hükümetteki kişiler seçimle iş başına gelir ve seçimle iş başından gider. Hükümet şekli neymiş? Cumhuriyetmiş. Devletin dini İslam'dır. Resmi dili Türkçe hükmü getirilmiştir. Bak ne zaman getirildi bunlar? 1921 Anayasası'nda 1923 değişikliğiyle birlikte gelmiştir. Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ve kendi üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilecek. Cumhurbaşkanı da bakanlar kuruluna başkanlık edecek. Yani devletin başı Cumhurbaşkanı'dır. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilecektir. Peki bakanlar başbakan tarafından meclis üyeleri arasından seçilecek ve tamamı Cumhurbaşkanı'nca meclisin onayına sunulacaktır. Buradaki temel sistem şu. Devletin başı Cumhurbaşkanı'dır deniliyor. Yani bir tarafta ne yapılıyor? Bakanlardan bahsediliyor. Bakanlar kurulundan bahsediliyor. Başbakan'dan bahsediliyor. Bunlara seçim sistemlerinden bahsediliyor. Sınavda neyi sorarlar arkadaşlar? 1921 Anayasası'nda 23 değişikliğiyle birlikte ne oldu arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı, bakanlar, başbakanlık şekillerinin temelleri oluşturuldu. Görev birimleri oluşturuldu. Ne olduğu ortaya çıktı. Tamam. Peki hükümet şekli cumhuriyet olduğu belirtildi. Devletin dini İslam'dır. Resmi dili Türkçe olarak belirtildi. Meclis 29 Ekim 1923'te Cumhurbaşkanı seçilmesi kararı almış ve seçime katılan 150 milletvekilinin oy birliğiyle meclis seçiyor. Oy birliğiyle Ankara milletvekili olarak Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı Cumhurbaşkanı seçmişlerdir. Hani nereden milletvekiliymiş arkadaşlar? Önemlidir. Soru olarak gelebilir. Ankara milletvekili olarak meclisten Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar geldik 1924 Anayasası'na. Önemli değişiklikler var burada. Burada çok konuşacağım, emin ol. 1924 Anayasası. Haydi gel devam edelim. Ara vermeme gerek yok değil mi? Yorulmadın. 21 tamam herhalde. Geldik 24'e. 24 Anayasası 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından hazırlanmıştır. Ayrıca 24 Anayasası'nın kabulüyle birlikte 1876 Anayasası, 1921 Anayasası da ortadan kalkmıştır. Yani ne demek istiyorum? Çift anayasal dönem sona ermiştir. Olayın temel mantığını kavradın. Geçtim. Sosyal hak ve ödevlerden hiç bahsedilmiyor. Bak, sosyal hak ve ödevlerden sistematik olarak
temel olarak ne zaman bahsedildi diye bir soru geldiğinde diyeceksin ki 24 Anayasası'nda hiç bahsedilmemişse o zaman temel olarak nerede bahsediliyor? 1961 Anayasası'nda bahsediliyor. Tamam? Sosyal hak ve ödevlerden hiç bahsedilmiyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devletin yönetim şekli cumhuriyettir. Devletin dini İslam, başkenti Ankara, dili Türkçedir. Başkentin Ankara olduğu da belirtilmiştir. Değiştirilemez maddelere işte bu şekilde yer verilmiş oldu. Bir anayasada değiştirilemez madde varsa o anayasa yumuşak anayasa mıdır, sert anayasa mıdır? Söyle, söyle duymadım, söyle. Sert anayasadır. Harikasın. Devam ediyorum. Sert anayasadır. Olayın temel mantığını kavradın. Ezberlemeye gerek yok. Peki bir anayasa madde sayısı bakımından ne yaptı? Ayrıntıları düzenledi. Ayrıntıları düzenledi. O zaman bu anayasa nasıl bir anayasadır? Sertliği geçtik. Ayrıntıyı düzenliyse kazuistik bir anayasadır. Hocam çoğunlukçu bir demokrasi anlayışı. Yani çoğunluğun dediği olur. Çoğunluğun dediği olur. Çoğunlukçu bir anlayış söz konusu 1924. 61 çoğulcu, 82 çoğunlukçu. Hocam bunun temel mantığı ne? Çoğulcu katılımcı demek. Yani 100 kişilik bir grupta 51 kişinin dediği oluyorsa bu çoğunlukçu bir anlayış benimsenmiştir. 24 de böyle, 82 de böyle. Ama 61 anayasasında o 51'in bırak 99'u bile karar verse bir kişinin görüşü dikkate alınır, onun görüşüne de önem verilir. Yani herkesin görüşü alınmasıyla ortak bir karar ortaya çıkması, herkesin o bu ortak karara katkılarda bulunma anlayışına ben ne diyorum? Çoğulcu yaklaşım, katılımcı yaklaşım. Hangisinde varmış bu? 1961 Anayasası'nda. Ama %50 artı 1'in dediği oluyorsa, yani grubun genelinin neye hükmediyorsa onun dediği oluyor, diğerlerinin ne düşündüğünü, ne yaptığının ortak kararda etkisini yansıtılmıyorsa biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Çoğunlukçu bir anlayış. Bak ışık bana büfür büfür vuruyor. Tamam. Zaten sıcak. Tamam vuruyor ve ben de çok hareketliyim ama performansımı hiçbir şekilde etkilemiyor. Çoğulcu ve çoğunlukçu anlayışın ne olduğunu anladın değil mi? Anladım dedin. Duydum. Ben seni duydum. Harikasın. Tamam. Eğer halen videoyu beğenmediysen beğenmeyi unutma. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Olayın mantığını kavramaya devam ediyoruz. Artık adım adım 1921 Anayasası'nda ne vardı? Meclis hükümet sistemi vardı. 23 değişikliğinde biraz Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, biraz parlamenter sisteme göz kırptık. İşte geldik 24 Anayasası'nda doğru bir geçiş hükümet sistemi denilebilir. Ben bunu anlatırken diyorum ki arkadaşlar burada karma hükümet sistemi söz konusu, bir geçiş. Yani meclis hükümetten parlamenter sisteme geçiş aşamaları diyebiliriz. Neden? Çünkü burada hem meclis hükümet sisteminin hem de parlamenter sisteminin özelliklerini yansıtan bir sistem. Yani karma hükümet sistemi. Kuvvetler birliği, kuvvetler bir, görevler ayrı. Yani yine yasama, yürütme, yasamada burada meclis hükümet sistemine vurgu var. Ama yetkiler mecliste, meclis hükümet sistemi. Ama görevlerini Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlar eliyle yürütüyor meclis yürütme yetkisini. Yani nerede? Kuvvetler Birliği, yasama yürütmeyi yasamada toplanmış kuvvetler birliği bu bize neyi götürdü? Meclis hükümet sistemine götürdü. Ama yürütme eliyle yürütmeyi ayrı bir kanat olarak görevlerini yerine getiriyorsa, başbakan, cumhurbaşkanı, bakanlar aracıyla görevi yerine getiriyorsa görevler ayrılığı ortaya çıkmıştır. İşte biz bu sisteme karma hükümet sistemi diyoruz. Peki çıktım ekrandan devam ediyorum. Buraya da tikimizi koyduk, buraya da koyduk. Yargı bağımsız mahkemelerce yürütülür. 1921 Anayasası'nın nasıl bir özelliği vardı? Hiçbir şekilde yargıdan bahsedilmiyordu. Temel hak ve ödevlerden hiçbir şekilde bahsedilmemişti. Hocam hatırlamıyorum değil mi? Bak geriye döndüğümüzde bak buraya yıldız koymuştuk. Burada ise sosyal hak ve ödevlerden hiç bahsedilmiyor. Yargıdan bahsediliyor. Meclis yürütme yetkisini seçtiği cumhurbaşkanı ve onun atadığı bakanlar kanalıyla yürütüyor. Meclis hükümeti her zaman denetleyebiliyor. İşte bu sistem bize parlamenter sisteme götürürken bu sistem bizi meclis hükümet sistemine götürüyor. İşte bunların karmasına biz ne diyoruz?
karma hükümet sistemi diyoruz. Olayın temel mantığını lütfen anladım de. Olayın temel mantığını anla. Sakın böyle ezberleme. 21 meclis hükümet sistemi, işte 24 karma hükümet sistemi, 61 parlamenter sistem, 82 ilk haliyle parlamenter sistem, sonra cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu şekilde de ezberleyebilirsin. Bu da bir öğrenme tekniğidir. Ama ben olayların mantığını öğrenmeni istiyorum. Peki devam ediyorum. İşte seçimler 4 yılda bir yapılır. Seçmenin yaşı 18'dir. 1924 anayasasında yapılan değişiklikler. Şimdi 1924 anayasasında yapılan değişiklikler 1. 1928'de devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartıldı. Arkadaşlar burada birçok arkadaşın takıldığı nokta bu. Hocam diyor, devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan çıkartıldıysa bana bak. 1928 anayasasıyla birlikte devletin dini İslam'dır cümleyi düzeltiyorum. 1924 anayasasına 1928 değişikliğiyle birlikte devletin dini İslam'dır ibaresi anayasadan kaldırılmışsa bu anayasa laik bir anayasa olmamıştır. Devletin dini İslam'dır ifadesi kaldırılmıştır. Ne zaman Atatürk'ün ilke ve inkılapları anayasaya dahil edildiyse o zaman anayasa laik bir anayasa olur. 1928 anayasayı laik yapmadı. Devletin dini İslam'dır ifadesini kaldırdı. Kalkan şey laikliği getirmez. Burada net olmalıyız. Ne demek istediğimi biraz sonra anlayacaksın. Devam ediyorum. 1930'da belediyelere katılma hakkı, sonra muhtarlık, vekillik, BMV diye gidiyor. Atatürk ilkeleri anayasaya eklendi. İşte milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, cumhuriyetçilik eklendi 1937'de. O zaman 1924 anayasasında 1928 değişikliğiyle birlikte devletin dini İslam'dır ifadesi kaldırıldı. 1937 değişikliğiyle Atatürk ilke ve inkılapları anayasaya dahil edilmesiyle birlikte laiklik ilkesi de anayasaya dahil edilmiştir ve laik bir anayasaya kavuşmuş olduk. Peki ilk laik anayasamız hangisi olmuş oldu arkadaşlar? 37 değişikliğiyle birlikte 1924 anayasası olmuştur diyoruz. İlk haliyle laik anayasa değil ama 37 değişikliğiyle birlikte laik anayasa olmuştur. Çıkmış sorusu vardır. Denemelerde karşınıza çıkar, ben yapıyorum. Soru bankası kitaplarınıza karşınıza çıkar ve A şıkkına 1928 derler. Sakın ha sakın düşme. 1937 diyeceksin. Duvara taşa yaz. 37. Tamam. Peki çıktım arkadaşlar, devam ediyorum, bitireceğim burayı. Çok partili hayata geçildi 1946'da. İlk çok partili seçim yapıldı. Çok partili seçim, düşünsene ya, tek parti seçime gidiyoruz ama niye seçim yapıyoruz? 1946'da çok partili hayata geçildi ve en önemli değişikliklerin bir tanesi çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçildi. Anayasanın dili sadeleştirildi. Hocam burayı niye boş bıraktın? Şundan dolayı. Çift dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi şudur arkadaşlar. Şimdi sen tek dereceli seçim sistemi Türkiye'de şu an uygulanıyor mu? Geçerli mi? Geçerli. Çift dereceliden tek dereceliye geçiş sistemi ne zaman hayatımıza geldi? 1946 yılında geldi. Hocam turlu sistemle bu karıştırılıyor. Yürütmeyi anlatırken, yasamayı anlatırken turlu sistemden de bahsedeceğim. Türkiye'de turlu seçim sistemi vardır. 3 turlu, 4 turlu, 2 turlu seçim sistemi vardır ama tek 2 dereceli seçim sistemi yoktur. Tek dereceli seçim sistemi vardır. Hocam kafan karışıyor, farkındayım. Hiç kafan karışmasın. Olay çok basit. Şöyle ki turluyu hiç buraya dahil etmeyelim. İlerleyen yerlerde anlatacağım. Çift dereceli seçim sisteminde olay şu. Şimdi burada bir 10 kişi arasından seçilecek olan milletvekili olduğunu düşünelim. 10 kişi arasından seçilecek 5 milletvekili olduğunu düşünelim. Şimdi bu 10 kişiyi vatandaş 1000 kişilik bir oy kullanan vatandaş olduğunu düşünelim. Bu 1000 kişilik oy kullanan vatandaş direkt bu adaylara oy kullanır ve içinden 5 kişiyi belirlerse bu bir dereceli seçim sistemi, yani tek dereceli seçim sistemi olur. İşte bu sisteme geçildi. Eskiden nasıldı? Yani 1946'dan önce nasıldı? Önce bu 1000 kişi bir 100 kişi seçerdi. Bu 100 kişi bu 10 kişinin içerisinden milletvekili seçerdi. Yani bu aday olanlar halk doğrudan oy kullanmıyor. Önce belirli bir grubu seçiyor. Bu grup geliyor, bunları seçiyor. Yani bu adaylar buraya mı yatırım yapar?
Buraya mı yatırım yapar yoksa buraya mı? Tabii ki buraya yapacak diyorum. Yani bir önceki birinci grubun milletvekili seçecek olan grubu seçmesi bir dereceli seçim sistemi, tek derece, birinci derece. Sonra bu grubun milletvekilini seçmesi ikinci derece seçim sistemi diyoruz. İki dereceli seçim sistemi yani çift derece seçim sistemi. Ama bundan neye geçildi? Tek dereceli seçim sistemine. Yani vatandaş doğrudan oy kullanarak kendi oyuyla ne yapıyor? Doğrudan milletvekilini belirleyebiliyor. Peki devam ediyorum. 1950 yılında gizli oy açık sayım ilkesi kabul edilmiştir. Gizli oy açık tasnif ilkesi kabul edilmiştir. Ne demek istiyorum? Gizli oyda arkadaşlar olay şu. Sen gizli olarak oy kullanıyorsun. Şu anki mevcut durum ne zaman gelmiş? 1950'de. Gizli olarak oy kullanıyorsun. Sandıklar herkesin gözü önünde açılıyor. Tek tek açarak gösteriyorsun. Gizli oy kullanıldı. Kapalı perdenin arkasında. Sonra açık herkesin önünde açtın. İşte X partisi, Y partisi, Z partisi. Bu da açık tasniftir. İşte biz bu ilkeye ne zaman geçtik? 1950'de geçtik. Hocam öncesi neydi? Öncesi herkesin önünde açık olarak oy kullanırdın ama gizli olarak sayılırdı. Yani onu sayan hangi partidense o sandık o partide elbette ki o parti o sandıkta elbette ki birinci parti olarak çıkardı. Çok acayip bir sistemdir arkadaşlar. Açık olarak oy kullanıyorsun, gizli olarak sayılıyor. Ya gizli sayıyor da o sayan kişi doğru mu sayıyor acaba? Bunu düşünmek lazım. İşte bu sistem 1950 yılında dediler ki değişiyor kardeşim. Bu sistem değişiyor. Neye geçiyoruz? 1946'da çok partili hayata geçildi. Tamam mı? Çok partili hayata geçildi. Ve 1946'da çift dereceli seçim sisteminden vatandaş doğrudan ben seçeceğim dedi. Tek dereceli seçim sistemine geçti. 1950 yılı milattır. Türk demokrasi tarihinin milatıdır. Gizli oy açık sayım, açık tasnif usulüne geçilmiş, kabul edilmiş oldu. Ve 1950'nin bir özelliği daha var. Hayırlı uğurlu olsun. Yüksek Seçim Kurulu hayatımıza geldi. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki kardeşim düzen oturdu. Tek dereceli seçim sistemi 46'da geldi. 50'de gizli oy açık tasnif geldi. Artık yargı denetimi içerisinde de oluşacak olan bir seçim kurulu kurmamız lazım. Yüksek Seçim Kurulu olarak ben hayatınıza girdim diyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun görev aldığı ilk seçim arkadaşlar 1950 seçimleri olarak hayatımıza gelmiştir. 1961 anayasasında bırakıyorum. Ekrana geldim. Evet, kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Kaçıncı video oldu bilmiyorum ama güzel olduğunu düşünüyorum. Haydi bakalım bir sonraki videoda görüşünceye dek hoş ol, hoşça kal.